Herkese merhaba ve Monster Hunter World kısa değerlendirmeye hoş geldiniz. Öncelikle bu tam bir inceleme değil. Çünkü ben bir oyuna tam inceleme yapmadan önce oyunu tam anlamıyla bitirmem gerektiğini düşünüyorum. Ki henüz Monster Hunter World'ü tamamen bitirmedim. Yeterince zamanım yoktu ki daha oyun çıkalı da fazla olmadı. Aynı zamanda oyunda oldukça uzun. Bu değerlendirme sadece oyun hakkındaki fikirlerimi çok geç olmadan bir an önce sizlere iletmem için yapıldı. Peki benim fikrimin niye bir önemi olsun? Eğer bilmiyorsanız Monster Hunter benim favori oyun serim. Ve sadece Japonya'da Japonca şekilde çıkmış oyunları dahil her an oyununu en az 200 saat oynadım. Ki Türkiye'de benim gibi bu seriye ilgili pek bir insan yok. Hatta ben kimseyi bulamadım açıkçası. İlgisi olan arkadaşlarım da benim yüzümden benim zorumla başladı. Yani uzun lafın kısası diğer bu oyunu inceleyecek olan kişilerden çok daha bilgiliyim seri hakkında. Bunlar açıklığa kavuştuğuna göre oyuna geçebiliriz. Şimdi Monster Hunter nedir? Monster Hunter adından da anlaşılacağı gibi canavar avladığınız bir oyun. Basit değil mi? Ava çıkmadan önce kendinize silah alırsınız, ekipmanlarınızı hazırlarsınız, yemek yersiniz ve avlanacağınız şeyin izini sürüp işini bitirirsiniz. Daha sonra bu avladığınız yaratığın kırdığınız boynuzunu, yüzdüğünüz derisini, koparttığınız kuyruğunu ve benzeri vücut parçalarını kullanarak kendinize daha iyi zırh ve silah yaparsınız. Ve bunları kullanarak daha güçlü bir şey avlarsınız. Bu döngüde bütün oyun boyunca devam eder. Eğer bir oyunda aradığınız şey hikaye ise kesinlikle yanlış oyuna bakıyorsunuz. Serinin hemen hemen her oyununda en ufak bir hikaye elementi yok. Ki olanlarda da son derece zayıf ve çok basit bir hikayesi var. Ama bence İhtiyacı da yok çünkü oyun sadece tek bir şeye odaklanıyor. Oyunu oynadığınız zamana. Ki bu duruma Monster Hunter World de kesinlikle bir istisna değil. Oyunda aynı zamanda seviye atlama, özelliklerini geliştirme, özellik açma gibi alışıldık şeyler de yok. Oyun başında neyseniz oyun sonunda da osunuz. Sizi daha güçlü yapan şey ekipmanlarınız, malzemeleriniz ve tabii ki bilginiz. Oyunun ana fikrini anlatabildiğimi umarak farklı bir konuya geçiyorum. Her şeyden önce serinin her oyununu baştan sona denemiş biri olarak çok açık bir şekilde bir şey söyleyebilirim. Monster Hunter World neredeyse her alanda serinin her oyunundan kat kat iyi. Kıyaslama yapmak bile oyuna hakaret sayılabilir bazı konularda. Önceki oyunlarda olan küçük ve büyük rahatsız edici şeyleri ve bazı sorunları çözüyor yeni eklenen şeylerin çoğu hatta sırf bu sorunları çözmek adına. Ki bu müthiş bir şey. Bunu oyunu yapımcılarının fark etmesi. Örneğin görev içinde silah değiştirebilme, hareket etmeyi bırakmadan etraftan bir şeyler toplama, göreviniz bittikten sonra geri dönmeden bölgede kalıp başka görev alabilme, görev içinde yemek yiyebilme, yeni eklenen ve etraftan bulduğunuz mermileri kullanabilen bir çeşit sapan kullanabilme ve daha neler neler saymaya devam edebiliriz uzunca bir süre boyunca. Ki bu değişiklikler küçük gibi gözükse de bunların hepsi birleşince çok büyük bir farklılık yaratıyor siz oyunu oynarken. Bu küçük değişiklikler dışında oyunun savaş sistemi, animasyonları, grafikleri, gezdiğimiz alanlar hepsi hiç kuşkusuz serinin en iyisi bunlarda. Peki asıl bu videonun ana fikrine gelelim. Almaya değer mi? Oyundan beklentiniz hikaye değilse ve genel oynanma mantığı hoşunuza gidiyorsa bu kalitede başka bir oyun bulmanız imkansız açıkçası. Çünkü görmedim ben bu kadar. E, bu mantıkla çalışan ve bu kalitede yapılan bir oyun yok. Bildiğim kadarıyla eğer varsa aydınlatın beni. Fakat aynı zamanda oyunun çok büyük, acayip büyük bazı sorunları var ki oyun çıktığında bunlar nasıl hala oyunda kaldı hiçbir fikrim yok. Şimdi onların üstünden geçeceğim. Tabii ki bu video çıktıktan bir süre sonra bunlar düzeltilebilir. Bilmiyorum düzeltildiyse eğer yeni bir video daha paylaşmış olacağım. Fakat bu videoyu çektiğim zaman da şöyle sorunlar var. En büyük sorun ile başlayalım oyundaki. Yani multiplayer. Öncelikle oyunun ana reklam yaptığı şeylerden biri oyunda her yerde denemeniz ötlenen şey başka oyuncularla beraber ava çıkmak. Ki gerçekten oyunu kat kat daha eğlenceli yapan bir şeydir bu. Şimdi bu konu hakkındaki sorunumuza gelelim. Mesela arkadaşınızla oyunu aldınız ve birlikte hikaye moduna ilerlemek istiyorsunuz baştan beraber. Ne güzel değil mi? Durum buysa kötü bir haberim var ama. Eğer görev içerisinde herhangi bir izleme yeri yani sinematik ne demek istiyorsanız varsa multiplayer olarak o göreve giremiyorsunuz. Ki oyunun tamamı boyunca ilerlemenizi sağlayan görevlerde bunlar hemen hemen her görevde var. Yani arkadaşınızla yapmak isterseniz bunları, ikiniz de tek başınıza göreve girip, izlenecek yere kadar gelip, izleyip, sonra çıkmalı, ondan sonra grup şeklinde tekrar aynı göreve girmeli ki birlikte oynayabilirsiniz. Ki bunu yaptığınız her görev için tekrar ve tekrar yapacaksınız. Önceki oyunlarda böyle bir sorun yoktu. Hatta yanınızda arkadaşınızı bile görebiliyordunuz sinematikle birlikte girip. Nasıl bu kadar devasa bir sorun hala oyunda çıktıktan sonra aklım almıyor yani açıkçası. Fakat oyunda olan bir şey ve çok büyük bir sorun, bilmeniz gereken bir şey. Ben kendi arkadaşımla oynayacaktım hatta, Hasan'la biliyorsanız. Bu olayı fark ettikten sonra vazgeçtik ve şu an kendi başımıza oynuyoruz. Önceki görevleri yaptığım, yapacağımız zaman birlikte giriyoruz sadece ki yani siz de aynı durumu yaşayabilirsiniz. Arkadaşınızla beraber oynamak için aldıysanız. Önceki görevlere tekrar ediyorsanız sorun olmuyor. Fakat birlikte ilerlemek istiyorsanız inanılmaz fazla uğraştırıcı. Bunun dışında kötü olan bir şey daha var. Zorluk. Monster Hunter her zaman çok zor bir oyun serisiydi. Özellikle oyunun en sonlarına geldiğinizde G-rank sonu yaratıkları şimdiye kadar herhangi bir oyunda savaştığım en zor yaratıklardı. Ki bunu insanların çok zor olarak değerlendirdiği Bloodborne, Dark Souls ve benzer oyunları oldukça seven ve oynayan birisi söylüyor. Eğer onlara böyle inanılmaz zor görüyorsanız diye örnek veriyorum. Normalde nefret ettiğim bir benzetmedir. E ne yazık ki Monster Hunter World çok daha kolaylaştırılmış ve bu kolaylığı sağlayan temel birkaç tane nokta var açıkçası. Henüz oyunun tamamen sonuna gelmedim o yüzden kesin bir şey söyleyemeyeceğim fakat başlangıçtan edindiğim fikirleri şimdiden paylaşıyorum. Öncelikle can yenileme sorunu, bütün çantanızın, bütün topladığınız eşyalarınızın görevde yanınızda olması demek sınırsız iksir demek ki etrafta bunun dışında can veren böcekler size durmadan can basan kediniz ve etrafta topladığınız otomatik olarak e, bitkilerden üretilen iksirler var ki bunların hepsi görev boyunca devamlı olarak neredeyse sınırsız canınızın durmadan yenilenmesi demek oluyor. Ki bu da birçok avda işinizi acayip kolay yapıyor. İkincisi kullandığımız silahlar. Kullandığımız silahların hepsi bu oyunda yeni şeyler aldı. Yeni özellikler, yeni hareketler, yeni güçler. Ve silahların tamamının ortak bir özelliği var. Silahların tamamı çok daha güçlü. Bir tanesi bile bir önceki oyunda kıyasla güçsüz değil. Hepsi çok çok daha güçlü. Fakat ne yazık ki yaratıklar daha güçlü değil. Aksine yaratıklar çok daha zayıf eski oyunlara göre. Biz güçlenip yaratıklar geride kalmış gibi hissettim daha çok oyun oynadığım süre boyunca ki bu da oyunu sadece daha da kolay yaptı. Üçüncüsü ile multiplayer. Şimdi multiplayer'dan daha önce bahsettim fakat bu defa göreve girme konusundan bahsetmiyorum. Göreve girdikten sonra olan olaylardan bahsediyorum. Oyunda iki zorluk derecesi var. Single player zorluğu ve multiplayer zorluğu. Oyuna başlarken easy hard diye seçmiyorsunuz. Oyunun zorluğu neyse o. Fakat single player ve multiplayer zorluğu var. Yani arkadaşınızla bir yaratığı öldürmeye çalışıyorsanız canı ve hasarı sizin tek başınıza saldırmanızdan daha fazla olur. Ki bu son derece mantıklı ve iyi bir şey. Oyunu daha çok kişi girseniz bile hala yeterince zor bir hale getiriyor. Sorun şu ki kaç kişiyle beraber girdiğiniz bir şeyi değiştirmiyor. Ne demek istiyorum? 4 kişi birlikte saldırmasıyla 2 kişi birlikte saldırması tam anlamıyla aynı yaratığın gücü bakımından. Dolayısıyla 4 kişiyle girerseniz inanılmaz kolay oluyor neredeyse her görev acayip kolay oluyor. Ki tek başınıza girerseniz de yine yaratığın can azaldığı için hala oldukça kolay geliyor bana. 4 kişi kadar kolay olmasa da. Bana sorarsanız oyunu oynamanın en ideal yolu ve önceki oyunlara en yaklaşan ve en hak ettiği zorluk derecesi 2 kişi oynamak. Fakat İki kişi oynamanın da bir sorunu var. Çünkü multiplayer'da arkadaşınızla beraber ilerlemesi inanılmaz gıcık şu anki sorunlarla. Yani ne yapsanız sıkıntı. O yüzden bu konuda çok büyük bir sorun. Ve tabii ki yaratık sayısı. Canavar olmadan Monster Hunter nedir ki değil mi? Normalde Monster Hunter oyunlarında daha yakın zamanda yapılanlarda ana oyunlarda 60 civarı büyük yaratık olur. Dördüncü oyununda durum buydu. Hatta bundan önce çıkan Monster Hunter World'den hemen önce çıkan Monster Hunter Double Cross'ta 140'tan fazla yaratık vardı. Hepsi birbirinden farklı büyük yaratıklar. Az yaratık olan oyunları da oldu tabi. Hepsinde bu kadar fazla bir abartı bir sayı yoktu. Mesela Tri oyununda sadece 30 civarı hatta 25 civarıydı. Hangilerini sayıp saymadığınıza göre değişir. Fakat Tri'nin özelliği vardı diğer oyunlardan farklı bir şey. O da ondaki yaratıkların neredeyse tamamı daha önce görünmemiş kendine özel yaratıklardı. Hiçbir birbirine benzemiyordu ve önceki oyundan gelen hiçbir şey yoktu yaratık olarak neredeyse. Monster Hunter World'te 30 civarı yaratık var ki bu sayı birbirine inanılmaz benzer yaratıkları da içeriyor. Onları çıkarırsak çok daha komik bir hal alır. Bir de bunun üstüne 3'teki gibi yaratıklar kendine özel değil. Hatta tam aksine yeni hareketleri olan yaratık ve yeni yaratıklar o kadar az ki benim için inanılmaz büyük bir hayal kırıklığıydı bu. Bu çıkmadan önce Monster Hunter Double Cross oynuyordum ki acayip fazla oynadım ve ondaki 140 küsur çeşitlilikten sonra bu 30 yaratığı görmek ve yarısından çoğunun önceden gördüğüm yaratıklar olması, geri kalanının bir kısmının da o yaratıkların hareketlerini kullanması benim için inanılmaz büyük bir hayal kırıklığıydı ki hala öyle. Yapımcıları DLC ve update'ler gelecek dediler. Ki bunlarla yeni yaratıklar, yeni çeşitlilik eklenecek dendi. Fakat bunların ne kadar bedava olacak? Paralı olsa bile normal bir Monster Hunter oyunu kadar çeşitlilik sağlamaya başlayana kadar ne kadar süre geçecek? Hiçbir fikrim yok. Ee, eğer ayda 1-2 yaratık çıkarırlarsa ki öyle dediler bu en az birkaç yıl alacak. Ki o kadar süre update getirecekler mi bilmiyoruz. Fakat çıktığı gün bakarsanız... Önceki oyunlara kıyasla çok daha az yaratık var. Kesinlikle çok çok daha az bir yaratık sayısı mevcut. Hiç kuşkusuz. Ve bir de insanların merak ettiği bir şey performanstan bahsedeceğim. Şimdi Xbox kullanan arkadaşım yok. Herhangi bir e, yorum yapmayacağım dolayısıyla ondan. Ve oyun henüz bilgisayara çıkmadı. Bilgisayara çıkmasına daha 250 günden fazla var. Yani PlayStation 4 üstünden yorum yapacağım. Bende PlayStation 4 Pro yok. Normal PlayStation 4 var ki... Ben performansa dair neredeyse hiçbir sorun yaşamadım. Bazı noktalarda FPS düşüklüğü oldu. Aksiyonun çok böyle hareketli olduğu zamanlar falan. Ama bu bunun olmadığı bir PlayStation 4 oyunu yok sayılır zaten. Hani konsolu zorlayan türden bir oyunsa oluyor bu. PlayStation 4 öyle bir alet. Tonlarca oyunda yaşadım bunu. Ki hiçbir zaman rahatsız edici veya çekilmez bir durumda almadı açıkçası. Ara sıra sadece gözünüzün fark edebileceği noktaya düşüyor. Daha sonra geri çıkıyor. Ben hiçbir zaman sorun yaşamadım. Ki benim normal PlayStation 4'te bile sorun yaşamadıysam sizde eğer Pro varsa hiçbir sorun olmayacağına eminim. O konuda şüpheniz olmasın. Ve bunu da burada keseceğim. Ee, dediğim gibi dediğim sorunların çok büyük çoğunluğu basit bir patchle veya update ile halledilebilecek şeyler. Özellikle şu multiplayer'e doğru düzgün girememe işi. Onların olmasını bekliyorum açıkçası şu an ben zaten ve... Oyunla tam olarak işim bittiğinde daha detaylı bir e, video hazırlayacağım kesinlikle. Bu sadece oyun çıktıktan sonra... Bir an önce kendi fikrimi ortalığa atayım. Çünkü benim oyunla işimin bitmesini beklersem aylar geçecek. O yüzden... Bu kadar kötü yanlarını... Saymamın dışında... Bence bu hala... En iyi Monster Hunter oyunu. Sadece... ...yaratık çeşitliliğini saymazsanız. Yaratık çeşitliliği sayılmazsa hiç şüphesiz en iyi Monster Hunter oyunu. Daha önce herhangi bir Monster Hunter oyunu oynamadıysanız... ...bu yaratıkların hepsi yeni demektir sizin için. Ki o zaman oyun mükemmel bir hal alır çünkü bunların hiçbirini görmediniz. Tonlarca çeşitli şey var, sizi şaşırtacak şu tonlarca şey var. Yani daha önce bir oyun oynamadıysanız ki çok büyük çoğunluğunuzda oynadığını sanmıyorum... ...oyun bence kesinlikle değer. Fakat önceden bu kadar fazla zaman ayırmış birisi olarak hala aynı şeyleri tekrar ediyor gibi hissettim oyun oynarken birçok yerde. O da benim birazcık kişisel sorunum zaten. İsterseniz birazcık daha yenilik gelmesini ve oyunun hangi yöne gittiğini bekleyebilirsiniz. Fakat ee, tek başınız başınıza oyna, oynamaktan zevk alacağınızı düşünüyorsanız çünkü şu anda arkadaşlarınızla oynaması cidden çok inanılmaz gıcık. Tek başıma oynarken eğlenirim ben diyorsanız gördüğünüz şey ilginizi çektiyse kesinlikle alın derim. Ee, şimdilik herhangi bir skor vermeyeceğim. Onun için tam inceleme yapacağım dediğim gibi. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler ve başka bir video veya yayında görüşmek üzere. İlerleyen günlerde bu oyunun yayınını yapacağım oynarken. Çünkü boş zamanımın çok büyük çoğunluğunu bu oyunla ayırıyorum şu anda. Ona da bakabilirsiniz. Yani tekrar teşekkürler. Bay bay.